Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev, büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. Kalk dedikodu yapmaya geldim. Unutulmaz golleriyle rakip fileleri deldi geçti. Tribünleri coşturan golleriyle Tuncay araya giriyor ve gol atıyor. O bir dönemin efsanesi. Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı. Lüks villasının kapılarını ilk kez Evrim Akın'la ev gezmesini açtı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Evrim Akın'sa heyecandan bayıldı. Ay. Tuncay Şanlı'nın muhteşem evinde neler neler yaşandı. Telefonumun başında. Vallahi ağlayacağım. Gerçek. Ben çok seviyorum sizi. Tadına doyulmaz bir sohbet. Sakaryaspor, ben Sakaryalı olduğum için hayır diyemem. Ahte vefa. Volkan kırmızı kart görünce eyvah dedi. Göz alıcı bir villa, masmavi devasa bir havuz ve manzarasıyla büyüleyen muhteşem bir bahçe. Güzel sunucumuz Evrim Akın'la yine tadına doyulmaz bir sohbet, çok eğlenceli bir ev gezmesi bizleri bekliyor. Merhaba canım, merhaba canım. Efendim herkese bu güzel günden, Kanal D'den, mis gibi programımızdan sevgi, saygı. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bugün Türkiye'nin efsane isimlerinden birinin evindeyiz. Ben çok heyecanlıyım ve hemen içeri girmek istiyorum. Tuncay Şanlı'ya geldik. Bütün Fenerbahçelileri, A milli takımı destekleyen bütün herkesi ekran başına bekliyorum. Hadi gidip bakalım neler yapacağız. My goodness. Ay gene nerelere getirdiniz beni? Gideyim de bir kapı çalayım. Kız zili yok. Anam zil yok. Tonlama iyiydi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Abi iyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl kalınıyor böyle ya? Fazla yemiyorum. Aa. Yaşamak için. Ben de yemiyorum da ben niye şişiyorum? Yok o kadar değil. Bunlar şişiriyor beni. Sinirden. Çekimlerden olabilir mi? Ay çok yakışıklıymışsınız ya. Valla gerçekten daha yakışıklı değil mi hocam? Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz sizin hocam? Sizin güzel bakışınız. Maşallah nazar değmiş. Hem zayıflığına hem tipine karizmasına. Bir döneme damga vuran, efsane golleriyle Türk futboluna adını altın harflerle kazıyan milli futbolcumuz Tuncay Şanlı'nın muhteşem evindeyiz. Gri ve turuncu renklerin hakim olduğu modern tarzda döşenmiş salonu karşılıyor bizi. Şimdiden söyleyelim, Evrim buraya bayılacak. My goodness. Oh my business. Tekrar. Hoş buldum efendim. Evde bak bu da benim favori evlerim arasına girebilir. Tam benim tonlar. Abartı da yok. Sakin, çok ben spor. Seçmedim ama. Kim seçti, mimar mı? Evet. Ha. Ben direkt geldim. Ceketimi aldım geldim. Ha, öyle mi? Aynen. Ha, ama siz anlatmışsınızdır. Şunu şunu istiyorum. İsteklerim vardı zaten. İsteklerimin doğrultusunda bir şeyler yaptılar sağ olsunlar. Helal olsun. İyi mimar. Fena yani değil. Mesela benim çalışabileceğim tarzda bir mimar, bu çizgiler, bu renkler. Lazım olursa yardımcı olurum. İnşallah ben de buradan trilyarlık villamı aldığımda. Aman olsun. Dünya malı dünyada kalıyor. Oo ödüller. Ay böyle hızlı giriş çok yaptık. Nasılsınız bu arada efendim? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Enerjiniz de muhteşem vallahi. Güzel karşıladınız bizi. Teşekkür rica ediyoruz. Ederim. Evinizi açtığınız sizin için baştan baştan. Sizin enerjinizin yanında bizimki biraz ufak kalır. Estağfurullah. Olur mu yahu? Adam dünyayı inletmiş. Benim enerjimin yanında ufak kalır diyor. Mütevazılıkta maşallah. Çok fazla ödülüm yok burada. Her şeyim otelde. Otelde bir ufak müzem var. Oo, yani özel oraya forma. Da gidelim mi? Orada da çekim çekelim. Müze gezmeye bayılırım çünkü. Gerçekten yani çok ufak severim. Ufak bir müze zaten. Orada özel formalarım, madalya, işte krampon. Özel şeylerim var orada, hatıralar var. Wow. O yüzden oraya koyduk ki otele aslında gelen... Aslında orada onların üzerinden konuşmak daha güzel olurdu değil yani, mi? Yani hatıralar. Otele gelenler de orada hatıra fotoğrafı çekiliyor. Yani sadece Fenerliler değil, vay sporu be. Sevenler. Evrim dekorasyonunu çok beğendiği salonu köşe bucak incelemeye, didiklemeye başladı bile. Siz mutfağa girebiliyor musunuz, yemek yapabiliyor musunuz efendim? Hiç.
Gerçekten hep yapanlar vardı. Allah. Hiç mi yemek yapmıyorsunuz Tuncay Bey? Yani bari yumurta falan kırsaydınız bize. Yumurta diyor yapamaz mı diyor bizim dış ses. İlle bir şey yaptıracaksın sen de insanlara. Biz sohbet edelim. Biz goy goy yapalım. Gıybet yapıyoruz, eğleniriz. Evi bir didikleyelim. Aynen. Oturalım mı? Bence burada oturmayalım. Ben burayı zaten çok kullanmıyorum. Evet. Nereyi kullanıyorsun? Aşağı katı kullanıyoruz. Sizi oraya doğru alabilirim. Benim bir fikrim var. Siz kullanmıyorsanız burayı bizimle paylaşabilirsiniz Tuncay Bey. Şimdi ağzıma bir şey geliyor da demeyeceğim. Saygımdan beyefendiye, seyircilerimize. Gidelim. Gidelim. Güzelleşelim. Üst kattaki salonuna hayran kalmıştık. Tuncay Şanlı'nın bir alt kattaki diğer salonunaysa bayılmamak elde değil. Tam bir keyif köşesi değil mi? Turuncu renk detayları burada da göze çarpıyor. Sehpanın üzerinde yerini alan modern objeler. Ve yine her ünlünün evinde olmazsa olmazı büyüteç. Oo, burası tam benim renkler işte. Burası da muhteşem. Abi bu ünlülerin niye evinin altına ya sahne ya bar ya bir şey? Ne bunlar? Ne kafa yaşıyor? Şafak Sezer'e diskosu var. Hem sinema hem disko alt katında. Bende de vardı bir önceki evimde. Disko bir de çok büyük de ev. Yani doldurmak lazım değil mi? Yani doluyordu bu misafir. Ya bir de bunlar ama haklılar. Şimdi dışarı çıksa yok o kızla gezdi, yok bununla oldu değil mi zamanında? Tabi o dikkat etmen gerekiyor. Yani, günah. Magazinsel durum oluyordu. O yüzden evde izole olmak. Şimdi rahat bıraktılar mı sizi? Yine dikkat ediyorsunuz o futboldan Ayça'ya gelen bakıyorum. Disiplinden dolayı. Yine bir korunaklı yani. O yüzden yukarıyı kullanmıyorum. Daha çok bu alandayım. O DJ seti mi o? Evet ama daha şeye geçirmedim. Wow, hayata vaktim geçmedim. Vaktim yok. Burası, bahçede çok güzel. Kış bahçemiz de var. Aynen, daha çok burada vakit geçirdiğim için, hani evde olduğum sürede. Bence de evin en güzel tarafı burasıymış. Tam süper. O yüzden yukarıdaki salonu kullanmıyorum. İmzalı mı o Livaneli? Yok, değil. Sizin de Bodrum'da ev var mı? Var. Olma mı? Niye biz yazlık oraya gelmedik? Bu sene gidemedim. Abi, çok fazla. Bak ne dedim ben sana? Her ünlünün evinde büyüteç var. Abi bende yok. Ben ünsüz müyüm acaba? Ben bir büyüteç alayım sana Evrim. Öyle mi? Bu da mı mimarın fikri? Mimarın değil. Daha pul sonra koleksiyonu mu var burada? Pullarıma İnan bakıyorum. İnan ben açıp bakmadım orada ne var diye. Oo, zar da çok iyiymiş. Gerçekten hiç evindeki objeyi merak edip bakmadım. O zaman senin ya, çok için çok oralı değilim. Kaç yıldır bu evdesiniz? Bir yıldır. Gel, bir yıllık meraksızlığını. Starımız arıyor, vermek zorundayım. Aha. Kim? Tarkan mı arıyor? Tarkan değil ama Tarkan ayarında başka bir... Ya hadi oradan arıyor. Uydurma be. Gerçekten. Geçen de Safiye Soyman da Sezen Aksu diye yok, arayıp bana verdiler. Bu şaka değil ama. Gerçekten şaka değil. Alo? Evrimciğim kardeşim, evine hoş geldin. Bayıldı Hakan abi. Bayıldım! Ya! Hakan Altun musunuz? Gerçekten Sefa'da onay değil mi? Ama şimdi bu ses tonunda kandırma olabilir mi? Mümkün değil. Bir tane var. Alo. Alo, konuşamıyorum. Alo. Ya ben sizi çok seviyorum. Alo. Telefonun başında. Vallahi ağlayacağım. Ya vallahi ağlayacağım. Ya gerçek değil mi ya? Gerçek. Ben çok seviyorum sizi. Hoş bulduk. Siz çok yakın arkadaşsınız değil mi? Abi kardeş. Ay gözüm doldu vallahi ya. Heyecanlandım ya. Ben sizi çok seviyorum. Şaka yapıyorsunuz zannettim ilk. Sesi alınca... Ya bana daha önce yaptılar ya Safiye Soyman'ın Sezen Aksu şakası. Ben Tarkan mı arıyor? Dalga mı geçiyorsunuz işte artık benimle? Yok, bu sesi taklidi yok zaten. taklit edilemeyen tek ses herhalde değil mi Hakan Beyciğim? Estağfurullah. Nasılsınız? Size de geleyim mi? Bana mı? Ben uzaklarda oturuyorum ya. Ben uzakları yakın ederim. Bir telefon gibiyim. Telefonun başında. Çaresiz. Bekletmeyin beni telefonun başında çaresiz. Biz çok bekledik. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Eğleniyorduk biz de işte. Şakalar şakalar yapıyorduk. Siz kaç yıldır kardeşsiniz Tuncay Bey'le? 20 küsur var. 20'nin üzeri. Evet abi, 20 küsur var. 2000'li yıllar. Wow. Evet, çeyrek asır diyebiliriz yani. Ay ne güzel ya, maşallah. Zor bir arkadaş mı Tuncay Bey? Efendim? Zor biri midir Tuncay Şanlı? Dünyanın en kolay adamıdır bana göre. Ay. Hakan Altun? En uyumlu insan. En uyumlu insan. En sakin.
Ama sert bir görüntüsü var ya. Evet, var da yakından tanıdım. En efendi insanın. Anlatayım mı şimdi? Evet. Tanıdığım en beyefendi, en dürüst. Aa, ne güzel. Yani herkese abilik, kardeşlik yapan gerçekten ender insanlardan bir tanesi. Ben bunu sadece programa katıldığı için söylemiyorum. Normal muhabbetlerimizde de işte, çünkü adam bulmak önemli ya. Hani adam gibi adam bulmak önemli. Çok doğru. O çok zor. Tabii ki devlet değerini bilmek lazım. Yani 23 yıldan beri abi kardeşliğimiz herhalde ölene kadar da devam edelim. İnşallah. Allah ayırmasın. Amin. Allah gecinden versin. Gençlere de örnek benim oluyorsunuz böyle. Benim mesela bir tane kız kardeşim var. İşte erkek kardeşim olarak Tuncay'dır yani. Tamam, ben de küçük kız kardeş olayım. İkinci kız kardeş. O zaman uzakları da yakın ederiz. Ben size gelirim. Siz bize gelirsiniz. Tamam. Annem çok güzel içli köfte yapıyor. Ben de yaprak sarma yapıyorum. Tamam canım. Öyle nasıl kandıracağımı bilemedim. Boğazına düşkün mü? Her zaman değil ama annenin yaptığı yemekler inanılmaz. Anne yemeği değil mi? Yani öyle böyle değil. Bak vallahi annem çok güzel. Herkesin annesi güzel yemek yapıyor da. Bu başka bir şey. Öyle mi? Aynen. Neyse. Alo. İyi misin abicim? İyiyim abi, hızına yetişemiyorum. Dün aradım, yine konserdeydin. Evet, şimdi yine konserde. Neredesin abi? Şey, Marmara'dayız. Marmara'ya tamam, gördüm abi, aynen. İyiydi mi keyifler abi? Her şey onda. Tamam. Yani, senin sevdiğin şarkı sesi. Olmam lazım dedim kardeşim. Evet. Ya çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum Hakan Bey ya. Çok tatlısınız. Çok mutlu oldum. Vallahi bayıldım. Gerçekten bayıldım. Telefonu açınca abi şey, kendini yere attı. Attım vallahi. Yerdeydim zaten. Yerde konuşuyordu. Tamamen. Ay abi, çok heyecanlandım ya. Çok İyi sahneler diliyorum abi şimdiden. Biz de öpüyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya bu nasıl bir ses? Yüzüne mi kapattın? Yok yok, o bay bay dedi zaten. Ben de şöyle şurayı temizlemeye böyle. Kimin telefonu bu? Kızım, bu kadar çok biriktirmişsiniz ya. Olur mu böyle? Ben de temizliyorum ben. Niye böyleyiz biz? Sizin burcunuz ne? Oğlak. Benim ay burcum Oğlak, ondan. Güzel sürpriz oldu ama. Ay gerçekten gözümde oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de dün aradım. Ulaşamadım konserde. Yetişemiyorum bu ara. Hakan olsun aradı beni. Gerçi arkadaşın arasın. Ben de ne bulamayayım orada. Cidden çok uzun süre. Hayatım, şey Michelangelo dünyanın en önemli ressamı. Mıydı? Hala öyle de. Zaten I was born the young artist and the traditions falan diye İngilizce zaten. Bir dakika, bu böyleydi, bozmayayım. Bu böyle miydi, üstünde miydi? Üstündeydi. Ay da var ya. Ay. Gülle. Spor için yararlı. Yapıyor musunuz spor? Yapıyorum. Organizasyonlara da katılıyorum yeri geldiğinde. Hiçbir şey yapmazsam burada Acar'da yürüyüş alanlarımız var. Aa, gerçekten mi? Tabii. Helal. Yani o... Bıkmadınız yani. Spor enerji verir ya. Unutursunuz bazen. Bir müziği açıp doğanın içinde kimseyle muhatap olmadan böyle bir öyle saat... Öyle kardiyo şeklinde değil de daha yumuşak, aynen, soft. Aynen, daha yumuşak. Yani bazen gaza gelip koşmaya başlıyorsun. O işte vücut istiyor ama... Tam hazır olmadığı için hemen topa basıyorsun, yürümek daha iyi diyorsun. Bir hesaplama yapılmış mıdır futbol hayatınızdan bu yana kaç kilometre koştunuz diye? Bir ya da var mıdır öyle bir şey? Galiba ama hesaplarsın da çok detaylı işler. Çok uzunlaştır. Bir denedik hani işte, diyelim ki ortalama bir maçta 11-12 kilometre koştun, kaç yıl oynadın, şu işin içinden çıkamadık, gerek yok, koşmuşuz dedik. Zorlamadık yani o anlamda. Ama sporun içinden geldiğimiz için o kimliği kaybetmiyorsunuz ve istiyorsunuz. Ben bir de kendim hırslı olduğum için kilo aldığımda moralim bozulur ama. Hemen bir toparlama dönemine gireriz. Evet. Şeyi de ben çok şaşırdım. Benim kardeşim göndermişti o bilgileri. Ben tabii sizi Fenerbahçe'de hiç takım değiştirmeyen futbolculardan birisiniz. Fenerli. Bir Bursa oldu. O sonra ama. Aynen, onu anlatacağım. Tabii. Yani A takımlar içinde. Aynen. Hani bir oraya bir oraya gitmeyenlerden. Ondan sonra İngiltere macerasını hatırlıyorum. Sonra ben futboldan koptum. Vallahi bak 2010'dan sonra benim futbola karşıyım gitti. Çok da severdim eskiden. Hiçbir maçı kaçırmazdım. Sonra ama sizin daha değişik yolculuklarınız olmuş. Katar, Hindistan. Yavaş yavaş dünyaya bir de böyle tur atmış. Ben İngiltere'deyken... İngiltere, Almanya var. Tabii arada bir Almanya var. Sonra tekrar İngiltere'ye geri döndüm. Hindistan'a gitme olayım da şöyle. Ben Hakan abiyle her yere gidiyorum. İşim yok ya. Menajeri gibi geziyorsunuz. Yani abi kardeşiz zaten. Ben bütün konserlere gidiyorum. Bir konserinde yine Alaçatı'dayız. Bana bir telefon geldi.
Hakan abi dinleniyordu. Dedi bir menajer aradı. İşte dedi ki Hindistan'dan teklif var. Kampı da Türkiye'de yapacaklar. Diyorum ki içime ben ne yapacağım Hindistan'da hani şey olarak. Daha önce de öyle bir teklif gelmişti. İyi dedim teklifinizi yollayayım. Bizim kaldığımız otelde hani fax falan yok. Yan otele geçtim ben. Geldi evraklar vesaire. Dedi ki Türkiye'de 21 gün. Kaç takım var? 8 takım var. Kaç hafta önce? 2,5-3 ayda biter dediler. İyi dedim gideyim. Hindistan'a bir daha ben biri beni çağırsa Hindistan'a gitmem. Ama mutlaka fırsatı olan birinin oraya gidip orayı görmesi gerekiyor. Ben çok dolaşamadım çünkü çok yoğundu. Hani bir maça gidiyorsunuz, uçağa biniyorsunuz, trene biniyorsunuz, otobüs falan 9-10 saatte. Kıta gibi ülke ayol. Öyle tesadüf oldu ama Hakan abiyleydim ben o ara. Bütün konserlere gidiyordum. Onun vasıtasıyla oldu açıkçası. Hani o da ne oluyor dedi. Dedim Hindistan'a gidiyorum böyle bir şey. İyi git dedi. Gezersin gelirsin dedi. Güzeldi. Çok çok keyifli çok bir tatlı. Deneyim oldu. Hani oradaki kültür inanılmaz. Orada kaç yıl oynadınız? 3 ay kaldım ben orada. Lig o kadar. Devamı gelmedi mi? Yok bitiyor zaten. Bir dahaki sene yani oradan işte ayrıldıktan sonra yarım dönem isterseniz başka bir yere kiralık gidebiliyorsunuz. Başka bir ülkeye de gidebilirsiniz. Ben işte dediğim gibi o milli takım olayından dolayı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda... Peki futbol oturdu mu orada? Ya da yok, hayata oturmadı, geçti mi? Yok oturmaz çünkü kriket. Ha İngiliz şeyi. Aynen inanılmaz krikete. Futbol maçlarına da çok ilgi vardı. Yani şöyle düşünün bir takımda Roberto Carlos hem hoca hem oyuncu. Bir takım, Hindistan'da? Tabii. Bir takımda Anelka hoca oyuncu. Üf isimlere bak. İşte İtalyan Matarazzi hem hoca hem oyuncu. Çok özel isimler vardı yani. Vay be. Tabii. Yani kendi o dönemin oyunu. Tabii şimdi gençler bilmez. Onu gerçi Roberto Carlos herkes bilir. Tuncay Şanlı'yı da herkes biliyor da. Anelka'yı da bilir. Yani güzel bilir. Bir deneyim tecrübe oldu. Ben biliyorsam onlar Ayda'ydı bilir. Bizim gençliğimizin futbolcuları işte abileri değil mi? Sizin abiler. Tabii. Ama erken yani, bırakmışsınız siz de be. Bir tık erken oldu. Daha işte giderdi yani oldu. Daha. Giderdi bir. İki tık daha ama gider. Sonra teknik direktörlük var değil teknik mi? Teknik direktörlük var. İşte Fatih Hoca'nın yanında bir deneyimimiz oldu. Sonra Sakaryaspor. Ben Sakaryalı olduğum için hayır diyemem. Ah te vefa. Aynen. Bir alt ligde, üçüncü ligde bir kısa dönem orada yaptım. Sonra geçen sene yine yani bırakmıştım artık biraz tatil modundaydım. Kurslara falan gittim, antrenörlük kurslarına. Sonra tekrar başkan beni aradı. Biz onunla da abi kardeşliğimiz var yıllardır. Çünkü ihtiyacım var dedi. Tamam dedim, 6 maçlığına gittim. Şampiyon olduk. PTT Ligi'ne çıktım. Abi de öyle. Yok ben yapmadım, şampiyon olduk. Dur bir şey geliyor. Tuncay Bey duyduğuma göre Fatih Terim sizin için demiş ki bir tek kalede oynayamaz diyordum ama onu da yaptı. Doğru kaleci yapmış ya. Tabii Avrupa Şampiyonası'nda Volkan kırmızı kart görünce eyvah dedik. Ama Fatih Hoca'yla bir göz göze geldik. Onunla çünkü yani onunla göz göze geldiğinizde ne demek istediğini anlarsınız. Yani ya da bir de ayrı takımların adamlarısınız değil mi? Yani tabii. Yani ama oynardı. Milli takımda oynadınız da adam şimdi Galatasaray'ın başında mesela şeyler haciler maciler daha Tabii o eski dönemler. Hoca da böyle baktı. Demek ki başka bir bağınız vardı. Tabii. Yani Fatih Hoca'yla dediğim gibi yani konuşmadan da onun ne istediğini saha içinde biliriz. Fatih Hocama da buradan sevgiler yolluyorum. Selamlar, saygılar hocamıza da. Bodrum'daki evinin söylemeyeceğim. Nazara öyle geliyoruz, şakaya şey yapalım. Kaleci tecrübem de oldu. Kitap okur musunuz? Fırsat oldukça okuyorum. Onu bitirdim, çok iyi değildi. Hayret futbolcular, özür diliyorum tabii, bilmiyorum. Öyle bir algı vardı ya, okumazlar diye. Yani kafada aslında sakin olduğunda okur. Oyuncular yolculukta, tabii uçak ya, yolculukta, kamplarda vesaire. Kamplarda bazen o yorgunlukta... Niye öyle futbolcuların bir imajı var? Niyeyse basketçiler böyle daha entel, futbolcular da mahalle çocuğuymuş gibi böyle... Ama bir... o eskilere dayanan hani çok fazla o kültür ama mesela Erman Toroğlu da eski futbolcu ama üniversite mezunu. Aynen. Hem de devlet büyükleriyle okumuş. Var. Şu anki jenerasyon daha da farklı. Şimdikiler de üniversite mezunu. Aynen. Yani geliştirme, imkanlar, şartlar şu anda çok farklı. O yüzden... Herhalde o 80'lerin o döneminde... Gibi. Oradan gelen bir yapıştırma var bize futbol camiasına. Oluyor bazen. Tabii düşünsene 80'lerde biz oyuncular için diyenler vardı. Öyle zannediyorlardı. Gözde meslek olunca laf atanın çok oluyor aşko. Aşko, kuşko. Yeni nasıl bunlar? Yeni jenerasyonun şeyleri. Kullanıyor musunuz hiç öyle şeyler? Yok. Mesela sevgilinize ya da arkadaşınıza ya aşko. Olursa belki kullanırım. Yok mu? Ay garibim potapenten. Kız biz yok, ama sapsız böyle kalmıyoruz. Ama biz Hakan abiyi bekliyoruz. Aa tabii önce onu bir evlendirsek, abi evlense. O da evlenemez ama. Vakti yok, çok yoğun. Bizim gibilere zor. Yok biz bir de alıştık işin bekarlığa. Bak o sen da. De gençliğin ondan, ben sana söyleyeyim.
Benim de ondan, sizin de ondan. Yok ya, aman en güzeli bekar. Peki siz nasıl tanıştınız? Ne alaka bir futbolcu bir şey? Ben Sakaryaspor'da oynuyordum. Hakan abi zaten hani hem... Küçüklükten mi ya? Fener'den önce mi? Tabii Sakaryaspor'da oynuyorum. Bir alt ligde. Fener'e gelmemiştim daha. O da bir konser, ödül için Sakarya'ya falan geldi. Orada bir tanıştık. Ama ben onunla tanışmadan önce onu dinlemeye Tarabya'ya gitmiştim. Ama hiç tanıştım. Tabii Sakaryaspor'dum. Kimse tanımıyor nasıl olsa beni. Ben bir masa bulup... Aynen dinlemiştim. Sonra Sakarya'da tanıştık. Rahmetli babası da Sakaryaspor'da futbol oynamış. Hakan abiye zaten... Futbolcuymuş. Tabii. Hakan abiye anne zaten Sakarya'da hamile kalıyor. Bir Sakarya'nın suyunu içmişliği var Hakan abinin de. Öyle bir telefon alışverişti. Sonra zaten ben Fenerbahçe'ye transfer oldum. Dönem dönem dışarı çıktığımızda konser vesaire. Ben direkt Hakan abiye gidiyordum. O arada telefonlaşma falan derken bayağı bir abi kardeş olduk. Çok güzel dönemlerimiz de oldu. Bodrum'da beraber çok uzun süre yaşadık. O Bodrum'u çok seviyordu. Ben de yaşıyorduk beraber. Çok güzel anılarımız oldu. Yani Hakan abiyle diyalogumuzu anlatmak o kadar kolay değil. Yani bir bölüme de sığmaz herhalde bu. 20 küsur yıllık dostluk. En sevdiği Hakan Altun şarkısı hangisi acaba? Asla. Ha. En sevdiği şarkısını merak ediyorum. Şundan dolayı en sevdiğim şarkı, ben İngiltere'ye transfer oldum. Gideceğim İngiltere'ye. Hakan abi de ameliyat geçirmişti. Beyin ameliyatı. Ay evet ya. Florya'da evdeydi. Ben de ona hani bay bay demeye gidiyorum. Bir gün sonra da İngiltere'ye gideceğim. İşte oturduk falan dedi, bir şarkı yazdım dedi. Adı ne dedim abi? Dur dedi, çalayım dedi. Demosu vardı. Şarkı Yok Olsun İstanbul'du. Aha. Abi dedim, çok ağır olur İstanbul için bu dedim. Sonra üzerinde tabii söyledikçe, denemeler oldukça İstanbul Olmaz Olsun diye şarkı çıktı. Yani benim en sevdiğim şarkılardan biridir. Yani birinci sıradadır daha ama doğrusu. Bu ne kutusu? Bilmiyorum ki. İçinde ne var bilmiyorum. Abi ev senin. Tamam da diyorum ama ben evde vaktim az. Ha, oteldesiniz hep. Otele gidip geliyorum. Hafta sonları olursa o da burada değilim ya, aşağıda kentte arkadaş çevremiz var ya da dışarıda bir yerlere gidiyorum. Nereye gidelim? Mutfağa, yallah mutfağa. Mutfakta bana bir şey yaptıramazsın. Yaptırmayacağım. Yoktur ki zaten bir şey. Bizim için bir yemek yapsanız fena olmazdı ama hani teklif var, ısrar yok Tuncay Bey. Siz bilirsiniz. Hadi bir girelim mutfağa. Mutfak, mutfak olalı böyle. Ay ne temiz adam ya. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Yani çok her fazla temiz. Kullanılmıyor. Ne güzel. Hani ay ben evi... Mutfaklık bir şeyim yok benim. Ben evi kiraya verdim. Korelilere. Korelilere. Temizdir diye. Ben çok Kore dizisi izlediğim için gerçekten ayakkabıyla bile girmiyorlar evlere. Ay şu ocağım ne yapmış? Kadın hiç silmemiş. Hiç 2 yıl boyunca. Kültürüm yokmuş. Koreli değil bence. O Koreli taklit yapıyor böyle. Olabilir. Benim mutfakta çok fazla işim yok. Kim yapıyor yemekleri? Yardımcılar. Ben dışarıdayım zaten. Genelde dışarıdayım. Ha doğru, oteldesiniz. Oteldeyim. Yani İstanbul'da olduğumda da dışarıdayım genelde. Kahve içer misiniz? Aa. Sizin elinizden mi? Tabii ki. Aa, gurur duyarım. Şeref duyarım. Ben orta içiyorum. Orta. Bir şey soracağım. Efendim. Bu saçlar şimdi nereye geliyor? Şurada var mı? Var. Neden hep uzun? İlk futbola başladığımda yani sokak futbol oynarken de yani izlediğim oyuncular vardı. İşte İtalyan oyuncular vardı. O dönemlerde onlar hep uzatıyordu. Ben de oynarken evet. Hem koşarken de bir havalı oluyor. O yüzden de keyifli oldu. Kıvırcıktı değil mi, böyle dalgalıydı? Dalgalıydı aynen. Ben de hiç sevmiyorum uzun saç kendimde yani. Ama şimdi bu ay şu enselerime değiyor ya. Uf, şu bile var ya, batmaya başladı. Gidip diyorum 3 numara mı kestirsem? Size kısa saç da çok yakışıyor. Yazın 3 numara yap. Valla 3 olmaz da yani. Arkalar 3 olabilir de şuralar biraz... O zaman da çok güzeldi. Hiç unutmam. 2009-2010 yılları. Alemin kralı zamanı. Bravo. Hafızam da iyiymiş. Doğru. Peruğu takıyordum. O kadar rahattı ki. Aa, vallahi yapıyor. Makine yapıyor. Ben makine bir şey yapıyor. Yapmıyorum. Zor. Olsun. Buna da şükür. Koskoca Tuncay Şam'dan bir kahve içmedim demeyeceğim yani. Estağfurullah. Pardon seve da. Seve. Pardon da. Ah ah. Yani mutfakla hiç ilgim yok. Yok. Ben şu tutayım. Buyurunuz. Yok, onu ben hallederim. Ay bak, yapıyor da kız. Abi düzenli, titiz çocuk. Niye kaçırıyorsunuz kızlar bu adamı? Adam kaçıyor bence kızlardan. Yok, titizimdir ama. Yani dağınık ben... ortamda ne uyuyabilirim ne de ama oturabilirim. Ama ev tertemiz, belli, düzen var. Bir de az eşya. Az yani eşya. Yani minimalist. Daha minimalist. Kolay. Evet ya, değil mi? Öteki türlü her şeyi seçmek de zor. Bunu diyen de evi var ya. Sade oldu yalnız kahve. İşte şeyle bir acı kahvenin evet. 40 yıl hatırı var derler. Bak 40 yıllık hatırım evet, olacak, içeceğim.
Biraz da bahçeye mi çıksak, ne dersiniz? Olur. Hadi. Havuza düşmeyelim de. Ah keşke. Keşke mi? Ay bu dış ses var. Hazır havalar bu kadar sıcakken şu güzelim havuzda ne yüzülür şimdi? Heh neyse. Tuncay Şanlı'nın lüks villasının bahçesi de evi kadar muhteşem değil mi? Kış bahçesinde biraz gözümüz kalmış olabilir. Kahvemi şuraya bırakayım. Bahçeye bayıldım. Zaten dediğiniz o kadar zor ki bahçe varken eve ne hacet değil mi? Ya böyle havalarda bahçede... Ay bu ne tatlı! Ya tipe bakar mısınız? Merhaba Kermit. Var. Aa bu ağaç gerçek mi? Evet. Ama ne güzel kurmuşsunuz. Yakaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Yakalayamadım. Yakaladıkça kaçan ateş böceğim misin? İlk aşkım, ilk heyecan. Nereye gitti adam? Kız fazla kaçtı, dokunmayın. Adam kaçtı. Fazla dokunmayın. Dokunmam. Ellemedim. Batıyor evet. Yani ellemedim. Oh my goodness. Anam kaç kilo bunlar? Yani fırsat olunca yapmaya çalışıyoruz. Bu şey değil mi? Zınk zınk zınk. Öyle bir şey aynen. Bunu çok kullanmıyorum. Daha çok dumbbell'larla işim var. Ama öyle çok değil. Şey için. Ama şişirmeyin ya. Bu yok. İyi gayet yani. Sonra ah bak bu bir benimki. Bu benim yapabileceğim tek spor. Bu kadar. Hop hop hop. Evrim Hanımcığım, onun bir kiloluğu var bende. İşte. 2,5 yeterli ama. Bana yeter. Değil mi? Belli süresinden sonra, belli artıştan sonra yapamıyorum ben. Niye? Ay, canım acıyor. Yoruluyorum. Bir de ben spor. Ya hayatınız boyunca hiç yapmadınız mı? Yaptım canım, o kadar ha, değil yani. De. Ya böyle düzenli yapmıyorum. 2 yılda bir, 3 yılda bir. Hiç yapmayın. Hiç yapmayınca da olmuyor. 2 yılda bir spor canım, olmaz spor ki zaten. Canım spor yapmasam affedersin baksana ne şey çatlağım var ne selülitim Allah'ıma şükürler olsun da. Öyle bazı arkadaşlarım var yönetmenim gibi. Bunlar spor delisi. Böyle setten ne zaman çıksak da kendimizi spor atsak, evden ne zaman uyansak da spor salonuna koşsak. Ben öyle olamadım. Yani öz disiplinim yok. Olmuyor işte o yüzden. Benden sporcu olmaz. Oh, manzaraya gel. İstanbul ayaklarımın altında. Aa, güzel komşularınız şey. Mı? Bunlar yok. Evde mi yok? Yoklar. Yani şey, neredesin? Ya satılık ya kiralık. Ha. Bir ara vardı kiralık, onlar yok şu anda. O yüzden daha rahatız. Doğanın içindeyiz. Evet güzel, ya. Keyifli. Tabii canım, ormanın içindesiniz. Aynen. Aa, kış bahçesi de var. Ay güzel. Ya serin oluyor burası ama belirli bir saatten sonra güneş vuruyor, o yüzden kapatıyoruz. Buranın da mı var? Aha. Store var. Store'lar var. Güzel. Yoksa oturmanız... Durulmaz. Ya bu taraf yine iyi. Şu sizin taraf. O taraf. Hep ben zaten açıkta kalayım. Ay sana yazlığa gidesi de gelmez ki burada. Yazlık gibi. Güneşleneceğiz mi? Güneşlenelim mi? Ben gölgeleneyim, siz tamam. Güneşlenin. Beni atmayacaksın değil mi burada? Atabilir. Ben şöyle alayım. Bu kadar güneş mı? Gelirse ben mecburen havuza atlamak zorunda kalırım. Aa. Bayağı biz de, sıcak. Ben de atlarım yalnız bırakmam. Kıyafetlerle, mikrofonla falan atlarım. Gidiyor muyuz? Gidelim mi? Nereye? Ne bileyim, orada ne var? Orası girişe gidiyor. Girişe gidiyormuş. Hı hı. Ama güzel olmuş böyle çimlerle. Güzel. Akşamları daha keyifli ışık falan yanınca. Ha, gizli ışıklar var. Çok değil ama böyle loş ışıklarla güzel olabiliyor. Keyifli. Adam işi biliyor. Bebiş kaç yaşına geldi? 5,5 olacak inşallah. Oy maşallah. Ömer. Buradan sevgiler, hatıra kalsın onu da. Odası var burada. Var. Ay bizi değil mi? Aa, kendi mi seçti? Evet. Bakalım mı odaya? Tabii ki. Fenerbahçeli babanın oğlu da Fenerbahçeli olur tabii ki. Yatak örtüsü ve yastık kılıflarından hemen kendini belli ediyor zaten. Tuncay Şanlı'nın 5 yaşındaki oğlu Ömer'in sevimli odasını geziyoruz. Oy oy yeğim ben. Ne güzel odacı varmış Fenerbahçeli. Oğlan da tabii doğal olarak Fenerbahçeli değil mi? Yani dayısı iyi Beşiktaşlı. Hmm. O yüzden onu kurtarmam gerekiyor. Hayır baba. Son dönemde şey yani forma vesaire Fenerbahçe'ye gidip. Biliyor mu sizin futbolcu olduğunuzu? Yani şimdi anlıyor mu? Şimdi son böyle birkaç aydır şey yapıyor. Farkında. Yani farkında işte açıp izlediği şeyler de oluyor. E tabii
Şimdi bir maça da götüreceğim bu sene onu. Bir o atmosferi yaşaması gerekiyor. Tabii. Bir basket maçına gitmişti annesiyle beraber, dayısıyla diyebiliyorum. Ama futbol maçına daha gitmedi. Şimdi hedefim o. O atmosferi yaşaması lazım ki Fenerbahçelik'ten o ruha girsin. Aynen. Onu hissetmesi gerekiyor. Burayı da zaten kendi hani kendi seçti. Odayı mı kendi seçti? Aynen. Hani eve geldiğinde kendi ben bu odayı seçtim dedi. Kararlı da bir çocuk maşallah. Daha 5,5 yaşında. Aynen, o kendi seçti. İşte biraz oyuncaklarını bıraktı. Şortlarını vesaire, gece yatacak şeylerini bıraktı. Daha da getirir. Nasıl bir şey baba olmak? Sorumluluğu hem zor hem keyifli. Çünkü uyandığınızda bir işiniz var. İlk onu düşünüyorsunuz. Ne yapıyor acaba? Değil mi? Nedir durumu? Ya da işte ben müsaitsem hemen o arada görebilir miyim diye. O çok keyifli, çok başka bir duyguymuş. Onu yani büyüdükçe daha da iyi anlıyorum. Yani 2-3 yaşlarında pek yoktu şey olarak. Hani duygu da, kurmak değil mi? Bağ kurmak. Yani anda, babalar daha geç anlarmış baba olduklarını. Ama şu anda zaten derler. Biz onlara yetişemeyiz. Yok, başka bir cinyas bu. Yani bodrumda beraberdik. Ay, oyuncaklara bak, evet. Yani dedim ki şaka yapıyor herhalde yani. Konudan konuya atlayıp acayip şeyler soruyor. Burcu ne acaba? Bana bak. İnsanın astrolog arkadaşı olunca var ya. Haziran ne oluyordu? Haziran ikizler, ben işte. Eyvah garibim. Yandın mı? Ya ikizlerin tek zararı kendine. Ha, iyi o zaman sıkıntı yok. Ama çok meraklı olurlar, çok sorgular, hayal gücü çok yüksek olur, çok okurlar, çok bilgili değiller. İyi, güzel. İyidir, ben çok iyidir. Anlamadığım için. Sizin burç, ha, oğlakta konuşmuştuk. Kararsızlıkta zirvededirler. Doğru. Evet. Ha, tabii denize gidelim diyor. 30 saniye sonra havuz daha iyiymiş falan tabii, diyor. Tabii. Havuza giriyoruz, denize mi gitsek diyor. Evet, aynı ben. İşte onu kaldırabilecek insanlar lazım büyüdüğünde. Sıkıntı yok, sağlığı olsun da. Ay evet, tabii şaka ya bunlar. Aynen. Önemli olan sağlıklı, sıhhatli, ayağına taş değmesin derler. Aynen. Ya. Ya Dinamo kaymacının ya. Bunları da bırakırken tembihledi ya. Ne diyor, kimse dokunmasın dedi. Tabii. Evrim abla dokundu. Bırakıyorum yerine. Hey adamım, o elindekini çabuk yere bırak. Ve tabii ki olmazsa olmaz bir de futbol topu var. Tabii onu da burada ha, aldım. Bu mu? Aynen. Yerim ya. Onu da kimseye verme dedi. Bu odadan çıkartamıyorum korkudan. Ay tamam, şöyle koyalım. Yok yok, sorun olmaz. Ben de korkarım. Şimdi görünce bize kızmasın Ömer. Sinirlenmez Ömer. Yok yok, ikizler anlık öyle bir şey olur. Ay çok güzel. Burası da otel konsepti. Güzel. Güzel oda seçmişsin Ömer'cim. O zaman şimdi giyinme odasına gidelim. Ünlü birinin evine gider de gardıropları, yatak odasını ziyaret etmeden çıkar mı Evrim? Asla! Sıradaki durağımız efsane futbolcu Tuncay Şanlı'nın lüks villasındaki yatak odası. Ve tabii ki giyinme odası oluyor. Ve burada oldukça geniş bir de banyo var. Eminiz şimdi banyodaki muhteşem jacuzzi Evrim'in dikkatini çekecek. Anam! Kız 2-3 ayla birleşecek de bana... Ay şey, jacuzziye mi girecek dolayı? Maşallah. Evet. Ha bu da duş. Aynen. Ay çok severim. Bir bunu alacak, bir onu alacak. İşten yorgun gelince küvette banyomu alıyorum. Ama sabahları zinde bir gün için ayakta duşumu alıyorum. Mantıklı. Evet. Oo, takılar. Bu ne? Ne güzelmiş bu. Çok fazla yok ama onun önünde bir taş vardı. Nazar değmesin diye. Belirli bir, bazen bir haftada bazen bir ayda o taş eriyor. Hakan abinin annesi vermişti. Çok güzel bu bir şey. Bu erimiş hali mi? Tabii şu anda yok içinde zaten. Nasıl bir nazar varmış? Bayağı 2-3 ay oluyor galiba. Nereden alabiliyoruz biz? Hakan abiyle diyaloğu geçeceğiz. Hakan abi. Canım abim. Hakan abinin annesi. Canım annemiz. Sağ olsun anne. Peki nazarı da emiyor değil mi? Eriyor taş her geçen yani gün. Yani eriyor, o nazarı da alıyor üstünden. Aynen öyle. Ay ben bir batıl olduğum için baksana ne güzel bir doyum vardı. Eskiden tabii daha çoktu değil çok mi? Çok fazlaydı. Oynarken özellikle. Şındır şındır. Şu anda çok fazla yok. Hakan Altun da var değil mi böyle yüzükleri? Aynen. Büyük büyük. Bunu hediye ettiler. Ömer yazıyor, oğlumun ismi. Ne? Nerede yazıyor ben göremiyorum. Hı hı. Ha. Arapça. Ha, Arapçam yok ki. Benim de yok. Bu da Tura değil mi? Bu şeyden ama. Hakan abiyle kendim almıştım. Onun bir tanesi baş parmağında. Bu da bende. Ümre'den almıştım onu.
Adamın elleri ayakları nasıl kibar, nasıl küçük, güzel güzel. Baksana benim elim normalde küçüktür yani, fena sayılmaz. Şöyle taşıyabilirim. Tamam, takayım. Hah, tak hadi. Yemeğe gidecek burada. Ay kokular, kokular. Oh mis. Kişisel bakımda neler var? Çok fazla yok. Çantamda vardır ama. Yanımda taşırım. Sürüyor musunuz yüze bakım kremi falan? Nemlendirici vesaire onları kullanıyorum. O şart ya. Yani. Hele güneşli havalarda. Bir de siz yıllarca futbol oynadınız ya. Soğuğu, karı, evet. Kışı, güneşi. Hepsini yedik. Ah. Kullanıyoruz, çantamda var zaten. Ay vallahi bayıldım yani. Yalnız yaşayan bir erkek için muhteşem, tertemiz, düzenli, sağlıklı, mis gibi bir hayat olsun her zaman, ki öyle de zaten. Evet, şimdi o zaman... Evet Evrimcim, o zaman hadi görelim şu giyinme odasını. Eminim karıştıracak bir şeyler bulacaksın. Ay siyah çılgın. Ay gerçekten kolay. Benziyoruz birbirimize. Ben de koyu renk, bir de beyazlar. Çok olmadan hepsinden. Çünkü bütün renk ihtiyacımı bu programda ve yaptığım işlerde normalde gideriyorum. Böyle. Bir de eşofman, tişört, spor ayakkabı. Yani o daha kolay, basit, hemen çıkıyorsun. Ya toplantılara bile öyle gidiyorum ben. O iyiymiş. Biz her yere öyle gidemiyoruz. Abi sen iş insanısın artık. Patronsun mecbur. Ya otele gidiyorum şortla valla. E tamam, gidebiliyorsunuz. Yazlık yer gibi zaten. Ama bir de siz şimdi camiada ağır abiler falan var ya, olmuyor öyle. Ben de çok yok galiba, bilmiyorum ki. Niye? Var mı? Spor camiasında şimdi tabii mesela. Canım, aynen. Fatih Terim'in yanına da eşofmanla gidilmez yani. Ha? Kulüp başkanlarının yanına. Onun bir ciddiyeti, resmiyeti var, o yüzden. En azından bir ceket giyersin. Ha yani bizim toplantılar, bizim piyasanın işte yönetmenim, kameramanım, öyle ekip olunca. Baksana çocuklar zaten. Ya az olmasa da iyi, o yüzden hemen çok çok hızlı bir şekilde giyinip çıkabiliyorsun. Ya spor zaten değil mi genelde? Aynen öyle. Bunlar takım elbiseler. Yok, onlar normal pantolon gibi takım elbiseler pantolon. Bu tarafta. Ne tarafta? Burada. Bakabilir miyim? Tabii ki. Ya bak şuna bayıldım. Işık yanıyor ya, gördün mü? Onu hiç giymedim. Gerçekten mi? Bir 2-3 ay oluyordur. Birileri hediye mi etti? Bir şey oldu ama anlamadım. Ay. Evrim Hanım, farkındaysanız ünlülere de hep hediye kıyafetler geliyor. Hepsi öyle. Hepsi hediye. Yaşıyorsun bu hayatı be. Sağ olsun sevdiklerinden. Adam şey de değil mi, takı hediyesi çok geliyor teyze. Bir de gaffur izliyorum dediğinizde. O zamanlar izlerken gelmişti bütün pijamalar. Pijama ama belki oradan kaldı. Seviyorum pijama şeyini. Ama onlar daha çok Bodrum'daki evde. Eşyalar bir yerlere dağılmış durumda. Bak güzel renkler. Sizin olsun. Ay yok teşekkür ederim. Benim şeyim mi vardı kullanacağım? Ceketimin cebi mi var? Belki ceket giyersiniz ileride. Ay giydirir bu benim yönetmen, onu da giydirir valla. Bunu da kullanmadınız herhalde, parfüm kokmuyor. Hiç yok, giymiyorsunuz. Şu üç. Şu. Aynen şu üçlüyü hiç kullanmadım. Oo, bunu hediye eden bayağı renkli biri ama bak. Değil mi, kravat falan da öyle. Bir takım elbise de ben çok darlanıyorum ya. Ay evet. Geliyorlar. Geliyorlar değil mi? Hı hı. Hani işte bazen TV programları vesaire gidiyor. Yani ne zaman bitecek? Şeyde şimdiki yaptığınız programda şimdi... spor mu? Tabii tabii, yani daha çok tişört üzeri şey. Ah bak bana bunlarla gelin böyle. En güzeli. Ha öyle alın. En güzeli. Montlar da burada. Ay kenara çıkmış, gir içeri annem. Bir şey olmaz. Eşyalarla konuşan insan. Ay gerçekten burası da tam bir otel şeyi gibi. Herhalde otelcilikten mi kaynaklanıyor? Muhtemelen. Kahve yapmayayım daha fazla. Yaptım. Buyurun efendim. Çok teşekkür, çok hızlısınız. Öyleyimdir ben, şıpşak. Şapalına. Ne güzel yapmışım, aferin bana. Bu da şey, lamba değil mi herhalde? Bu öyle dekoratif amaç. Mimarın ofisine gittiğimde ondan çaldım. Yani şey, aldım çorladı. Yani. Çorladı. Aynen. Ama hiç kullanmadım. Değişik bir şey, öyle duruyor. Dolabı bile var. Ay her şey ışıklı yalnız sizde. Karanlıkta nasıl göreceksin onu? Görürsün bir şekilde. Koskoca Tuncay Şanlı. Çevre kontrolüm iyidir. Evet var, o belli. Aynen. Güzel. Eve gelene kadar 8 güvenlik geçiriyorsunuz. Hani bir ana girişte var, bir de aralarda. Dur be, teşbihte hata olmaz, bir şey olmaz. Zengin gösterir. Bir müzisyen arkadaşım var da şarkıcı, onun evine öyle. Vallahi 8 tane güvenlik geçiyorsun, onu şey yapayım dedim. Hicvedeyim. 2 tane güvenlikli yaşıyor yani.
Evde... Bu sitenin güvenliği. Ama size özel ki bu. Yani buraya, yani bu sokak çıkmaz sokak buraya ait sadece. Ama güzel site. Ama. Yani güzel. Rahat. İçmiyorsun. Daldım. Aa. Sohbetine daldım. Öyle güzel sohbet ediyorum ki yalnız. Nasıl dolu dolu konuşuyorum. Konuşamadım. Ay çarpıldım galiba. Şu son 5 dakikadır öyle dolu dolu konuşuyorum ki. Ay çok yedik içtik sağ olun. Şurada sanki pijama gördüm ben Evrimcim. Ha, Gaffur pijaması işte. Yok. Şu değil mi? Ya onlar o yok dönemden ya, değil. Yok ya o değil. Normal pijama. Gecelik. Var mı pijama hastalığı? Ben delisiyim. Vardı. Yani yine var. Yani şey olursa böyle beni dikkat çekici olan pijama olursa olur ama birçoğu da şu anda Bodrum'da. Yani git gel yaptığım için oraya da. Hmm. Ya dağıttınız böyle. Aynen. Otelde var, orada var. Otelde burada. Yok, arabada otelde bile mi çıkabiliyor. Ay ama ne yapsın adam, yollarda geçiyor hayatı. Şuraya aynen bir kelime mi atsam? Ya bunun içinde televizyon varmış. Evet. Nasıl oluyor? Kumandayı bir açsanıza, ben hiç böyle bir şey görmedim. Aa hakikaten televizyon mu? Bu da mı o mimarların tasarımı? Aynen. Abi ne mimarlarmış bunlar ya? Bir dakika, yo, burada ne var? Nişamba mı? Fışır fışır ses. Kim altın ıslatacak? Az önce sen oturdun oraya. Oturdum mu? Evet. Ben buraya oturdum. Yaklaştın oraya demek. Bir dakika ya. Gerçekten fışır fışır. Bu ne? Bak, görüyor musunuz? Yorgan. Ne olabilir? Ha bu mu? Aha. Abi suyla yaşıyor adam. Ben anladım. Yemek yemiyor, su içiyor. Su önemli. Tabii su çok önemli. Benim ilk sabah kalkar kalkmaz, uyanır uyanmaz yaptığım tek eylem. Ben uykudan uyanıp içiyorum. Orada belli başucu, her yer su. Maşallah için için. Arkadaşlar siz de için gerçekten en faydalı şey içecek. Evet. En iyisi. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok keyifli bir gün yaşadım. Ben de, ayağınıza sağlık. Sizi küçükken izliyordum, ben büyüktüm o zaman. Vallahi şimdi tanışma şansına erdim. Aynı hep şekilde söylüyorum, iyi ki bu programı yapıyorum. İyi ki böyle güzel insanları, enerjileri tanıyorum. Evinizi bize açtığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sanırım ederim. Türkiye'de bir ilk değil mi? Yani sizin için de bir ilk. Evet, benim açtığınız için bir ilk oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağlıkla, sıhhatle, oğulcuğunuzla mutlu bir hayat diliyorum sizlere. Hepinize sağlıkla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendi dönemine unutulmaz golleriyle, bitmeyen enerjisiyle damga vuran Fenerbahçe'nin efsanesi Tuncay Şanlı'nın bizi bu muhteşem evinde ağırlaması, hoş sohbeti ve çok özel açıklamaları için biz de kendine çok teşekkür ediyoruz.